Merhaba arkadaşlar, 29 günde TET Türkçe'nin bugün kaçıncı günündeyiz gençler? 26. günündeyiz. Bugün Eskişehirliyiz, Eses'iz. Çok güzel bir memleketteyiz bugün. Tamam mıyız gençler? Üniversitesi çok güzel, öğrenci şehri. Hele o Anadolu Üniversitesi böyle var ya, hani otel gibi dış görünümü falan, camlı binası mükemmeldir. Nacizane bu Ahmet Kulunuz da oradan mezun gençler. Haydi bakalım, şimdi noktalım işaretlerinin birinci bölümünden başlayalım. Eskişehirli arkadaşlarımız bize noktalama işaretlerini bir anlatsınlar bakalım. Anlamca tamamlanmış cümlelerin sonuna getirilir. Noktayla başladık gençler. Orhan Pamuk postmodernist tarzda romanlar yazar dediğimizde, bakın cümle bitmiş, ne oldu? Nokta getirdik. Gençler, küçük harflerle yapılan kısaltmaların sonunda kullanılır. Müdür, MDR, BKZ, bakınız S sayfa, bakın buralarda yine nokta kullanılır. Dikkat! Gençler, büyük harflerle yapılan kısaltmalara noktalama işareti getirilmez. İki istisna dışında. Tamam mıyız? İki istisna dışında büyük harflerle yapılan kısaltmaların sonuna noktalama, ortasına, arasına, sonuna noktalama getirilmez. Hocam bu iki istisna nedir? Türkiye Cumhuriyeti ve Türkçedir gençler. Tamam mıyız? Bu ikisi dışında noktalama gelmez büyük harflerle yapılan kısaltmaların arasına, sonuna. Hocam sıra sayı sıfatını göstermek için nokta kullanılır. Okulun ikinci gününde istifa etti dediğimizde, bakın ikinci gün. Tarih ve saat ayrımlarında kullanılır. 06.14.2021, 16.26, bakın bunlar arkadaşlar tarih ve saatlerdir. Bunların ayrımında nokta kullanılır. Hocam ben telefonuma bakıyorum, iki nokta. Kardeşim telefonu karıştırma. Tamam mıyız? Nokta kullanılır diyelim, biz devam edelim. Virgül gençler, eş görevli sözcük ya da sözcük gruplarının arasına getirilir. Kadınlar, çocuklar, yaşlar ve engeller öncelikli olarak tahliye edildi dediğimizde, bakın eş görevli sözcükler kimler, bla bla blalar, ne oldu? Virgülle ayrıldı. Sıralı cümlelerde kullanılır. Hani sıralı cümle neydi? En az iki cümlenin virgülle veya noktalı virgülle birbirine bağlanmasıydı ya. Ne oldu arkadaşlar? Bugün de geldik, çektik işte videomuzu. Doğru mu? Bakın çektik yüklem, geldik yüklem. Bu iki yüklem, iki cümle birbirine virgülle bağlanmış mı hocam? Bağlanmış. Ne oldu buna? Biz ne dedik? Sıralı cümle dedik. İşte bunları birbirine bağlayan da virgül oldu. Yüklemden uzak düşmüş özneyi ayırmak için kullanılır demiş Ceylan. Günün sonunda yorgunluğunu kitap okuyarak üstünden attı dediğimizde. Arkadaşlar attı yüklem. Bakın Ceylan öznesini neyle ayırdık? Virgülle ayırdık gençler. Anlam karışıklığını gidermek için kullanılır. Yaşlı çocuğu hastaneye götürdü dediğimizde, bakın şuradaki virgülü kaldırırsak ne olur arkadaşlar? Yaşlı çocuk gibi bir şey çıkar ortaya. Şimdi yaşlı çocuk diye bir şey mi olur arkadaşlar? Yaşlı çocuk diye bir şey mi var yani? Tamam mıyız? Ne oldu? Burada anlam karışıklığını gidermek için biz virgül kullandık. Kullanmazsan anlatım bozukluğu olur. Ara sözlerin başında ve sonunda kullanılır. Çocukluk arkadaşım Mete İstanbul'a gelmiş. Gelmiş yüklem. Gelen kim? Çocukluk arkadaşım. Ne oldu arkadaşlar? Bakın burada, pardon, şurada bu ara sözü neyle ayırdım? Virgüllerle ayırdım. Virgülün görevlerinden biri de ara sözleri, yani açıklayıcıları ayırmaktır. Tırnak içine alınmayan alıntı sözler gösterilirken kullanılır. Bu dertler de elbet geçer diyordu arkadaşlar. Bakın ne oldu? Tırnakta almadıysam, eğer tırnakta almadıysam alıntı sözü virgülle ayıracağım. Anlaştık mı? Hitaplardan sonra kullanılır. Sevgili öğrenciler, sizler geleceğin bizlerisiniz. Vay 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 vay, cümleye bak, benim cümleme. O yüzden övüyorum yani, aslında cümlede bir şey yok. Ne oldu gençler? Sevgili gençler, sevgili öğrenciler deyince burada virgül kullandım. Hitap çünkü. Evet, hayır, belki gibi ret veya kabul ifadelerinden sonra kullanılır. Peki sen ne istersen olsun. Hayır, anlamıyorsun beni. Gördünüz mü arkadaşlar? Haydi bakalım. Geldik noktalı virgüle. Birden fazla sıralı cümleyi birbirinden ayırmak için kullanılır. Virüs geldi, okullar kapandı, sınavlar yapılamadı, öğrenciler içine kapandı. Ne oldu arkadaşlar? Bakın virüs geldi, okullar kapandı. Burası bir sıralı cümle. Sınavlar yapılamadı, öğrenciler içine kapandı. Burası da bir sıralı cümle. Hocam iki sıralı cümle var. Bu iki sıralı cümleyi birbirine bağlayan nedir? Noktalı virgüldür. Hocam ben noktalı virgülle iki noktayı karıştırıyorum. Abi birbirine benzeyen bir özelliği bile yok. Hani bırak eş özelliğini, birbirine benzer bir özelliği yok. O yüzden lütfen hani kurallarına bir bakalım. Nerelerde kullanılıyor? Beraberce bakalım arkadaşlar. Ondan sonra siz karar verin bakalım. Karıştırılacak bir yeri var mı bunun? İçinde virgül bulunan sıralı cümleleri ayırmak için kullanılır demiş.
Eskiden burada cumbalı ahşap evler vardı. Şimdi yok arkadaşlar. Bakın normalde vardı yüklem, yok yüklem. Bu iki cümle birbirine virgülle bağlanır. Ama burada cumbalı ve ahşabı birbirinden ayırmak için virgül kullandı ya. Virgülden sonra burada bir daha virgül kullanırsa karışıklık olur. Ne yapalım? Noktalı virgül kullanalım o zaman arkadaşlar. Var mı problem? Haydi bakalım. Farklı türleri birbirinden ayırmak için kullanılır. Şiir, roman, hikaye, edebi, deneme, fıkra, öğretici metinlerdir. Bakın deneme ve fıkra öğretici metinler kategorisindeymiş. Şiir, roman, hikaye, edebi metinler kategorisindeymiş. Bu ikisini birbirinden ayırmak için de noktalı virgül kullanılmış arkadaşlar. Özneyi içinde virgüller bulunan ögelerden ayırmak için kullanılır. İsmail, Ahmet, Kemal, Mustafa kadar yakışıklı değil dediğimizde bakın arkadaşlar. Yakışıklı değil yüklem. Yakışıklı olmayan kim? İsmail Özne. Burada ben noktalı virgül koymazsam şöyle bir anlam çıkar. İsmail, Ahmet, Mustafa, Kemal, Mustafa kadar yakışıklı değil falan. Hani anlam belirsiz. Kim o gibi bir şey çıkar ortaya. Şuradaki noktalı virgülün hangi görevini anladınız mı şimdi arkadaşlar? Şunlardan İsmail'i ayırmak için kullanıyor. Haydi bakalım devam edelim. Gelelim sorulara arkadaşlar. Kullanılan virgülün görevi hangisi acaba yanlıştır? Birinci cümlede eş görevli sözcükleri ayırmıştır. Bakalım değişen dünyada değişmeyen umutların, beklentilerin olması gerektiğine inanıyorum. Hocam neye inanıyorum? Umutların, beklentilerin olması gerektiğine. Bakın eş görevli sözcükler virgülle ayrıldı. Adana gitti. İkinci cümlede özneyi vurgulamak amacıyla kullanılmıştır demiş. Değişmesi gereken umutları ve beklentileri elde etmenin yoludur. Elde etmenin yoludur yüklem. Elde etmenin yolu olan ne? Değişmesi gereken gençler ne oldu? Özne. Bakın özneyi vurgulamak maksadıyla gitti. Üçüncü cümlede aktarma sözünü belirtmek için kullanılır demiş arkadaşlar. Bu yol düş gücüyle çizilmelidir diyor şair. Tamam alıntı. Eyvallah. Dördüncü cümlede anlamca tamamlanmış yargıları ayırmıştır. Düş gücü hayalcilik değildir. Kaynağı bilim ve kültüre dayalıdır. Yani arkadaşlar anlamca tamamlanmış yargılar ne demek? Hani cümle demek. Cümleleri ayıran sıralı cümle bu işte. Sıralı cümleleri ayırmak için virgül kullandık. Anlam karışıklığını önlemek için kullanılmıştır. Değişimi, yenilenmeyi sağlayan da bu kaynaktır. Arkadaşlar değişimi, yenilenmeyi ne oldu? Bakın burada eş görevli sözcük oldu. Neyi? Değişimi, neyi? Yenilenmeyi. Eş görevli sözcükleri ayırdı. Haliyle cevabımız Edirne oldu. Hangisinde noktalı virgül getirilemez demiş. İyi bir romancı yazdığı her sözcüğü, tümceyi, paragrafı tekrar okumalı. İyi bir ressam tuvale boyayı sürdüğünde geriye çekip bakmalı. Hocam burada hani bu sıralı bir cümle doğru mu? Sıralı cümlenin içerisinde virgüller var. O zaman bunlarla karışmasın diye bunu ben nasıl ayırayım? Noktalı virgülle ayırayım mı? Haydi bakalım Adana gitti. Büyük yazarlar olaylara kendi gözüyle değil kahramanların gözüyle bakmaya çalışırlar. Bir şeyi anlamak onlar gibi düşünebilmeyi gerektirir. Hocam ne oldu? Yine sıralı cümle. Ne yapayım? Şuradaki virgülle karışmasın diye noktalı virgülle ayırayım mı hocam? Hadi ayırayım bakalım. Sanatçının doğup büyüdüğü yer düşünce ve hayal dünyasında önemli bir yer tutar. Yapıtlarına önemli bir kaynak olur. Hocam tutar, kaynak olur. Yüklem. Ne oldu? İki cümle birbirine virgülle bağlanır sıralı cümlelerde. Virgül fazla, eğer birden fazla virgül varsa noktalı virgül kullanılır öncesinde. Bakayım var mı? Yok hocam. Zaten noktalı virgül, virgülün olmadığı yerde pek kullanılmaz arkadaşlar. Hani virgül varsa noktalı virgüle ihtiyaç duyulur. Bunu unutmayın. Tamam. Cevabımız Ceyhan olacak. Yazar gerçeği göstererek toplumu bilgilendirirken yapıtını duygu ve güzellikten yoksun bırakmamalı. Okur, öğretici gibi. Bak şimdi. Arkadaşlar buraya noktalı virgül gelecek. Niye? Bak buradaki virgül var. Görüyor musun? Bu virgülle karışmasın diye. Haliyle cevap Denizli'de değil. Her canlının bir yaşam çizgisi vardır. Bu çizgi gelişir. Gördünüz mü arkadaşlar? Erişir, virgüller var. O zaman ben buraya ne yapayım? Noktalı virgül kullanayım. Bakın virgülün yetmediği yerde noktalı virgül gelir. Bunu unutmayın. Cevabımız Ceyhan olacak. Hangisine nokta getirilemez demiş. Geceden çıktık yola. Cümle bitmiş. Getirilir. Kar, fırtına ve yüzümüzü bıçak gibi kesen soğuk. Kar, fırtına ve soğuk. Burada cümle bitmemiş ki. Buraya 3 nokta gelir. İşleyeceğiz 3 noktayı. Cümle bitmemiş arkadaşlar. Cevap Bursa olacak. Gün doğmaya başlayınca sıcak soğuğu biraz olsun kırdı, bitmiş. Yaylının eskimiş diri kaplı olduğunu ısındıkça uyku bastırdı. Eyvallah. Uykumaya başladım. Arabacı uzun boylu, yanık yüzlü bir adamdı. Tamam. Cümle bitmiş. O da tamam arkadaşlar. Cevabımız ne oldu? Bursa oldu.
Hangisine noktadan farklı bir işaret getirilmelidir? Bakalım. El kelimesi mecazi olarak irade anlamına gelir. Mutluluk elimizde gelir nokta. Mutluluk elimizde sözü, tamam, bu alıntı söz. Biz istersek irademizde mutlu olabiliriz anlamındadır. Peki bu düşüncenin zıttı nedir? Zıttı nedir? Soru işareti. Biz ne yaparsak yapalım mutlu olamayız diye düşünmektir. Arkadaşlar 3 ne oldu? Soru işareti oldu. Cevabımız Ceyhan oldu. Hangisinde bu açıklamaların dışında işlevde kullanılmıştır? Kısaltmalardan sonra, sıra bildiren rakamlardan sonra, tamamlanmamış yargının sonuna, belli bir saatle artık dakikası arasına. Artık dakikası mı? Yani dakikası arasına. Tamam, saat ayrımından bahsetmiş. Osmanlı padişahlarına olan 4. Murat. Bakın 4. Murat sıra, doğru mu? Sıra bildiren gitti. Kültür ateşinin pişirmediği insan topluluklarının yazgısı hep salata kademesinde kalmaktadır. Kalmaktadır yüklem. Kalmakta olan ne? Yüklemden uzak düşmüş özne arkadaşlar. Nerede? Rakamlardan sonra tamamlanmış yargının sonuna. Ha, bu bir kalsın. Doktora tezini tarih arkadaşlar. Saat. Tarih. Saat burada. Tarih nerede? Tarihi vermiş mi burada? Vermemiş. Bu da bir kalsın. Tarih, şey, saat burada. Bunu eledik. Prof. İlham Köse, tamam, nokta arkadaşlar. Şimdi kültür ateşinin pişirmediği insan topluluklarının yazgısı hep salata kademesinde kalmaktadır. Arkadaşlar tamamlanmamış yargının sonuna ifadesi, hani şurada bunu aslında değiştirip özneyi ayırma deseydi bu soru için biraz daha iyi olacaktı ama olsun, en azından cevabımız çok net. Burada tarih var, burada açıklamada tarih yok. Cevabımız Ceyhan olacak ama şu açıklamaya pek uyan bir cümle değil arkadaşlar. Cevap çok net olduğu için cevaba ulaşıyoruz. Hangisinin sonuna nokta getirilemez? Bu filmde İstanbul'un tarihi yerlerine, güzelliklerini yansıtan sahnelere geniş yer verilmiş. Cümle bitmiş, nokta. Bir reflekstir yazmak, ölüme, unutulmaya karşı bazı yetenekli insanların gösterdiği. Bir reflekstir yazmak. Bir kalsın. Kişi amacına ulaşmak için inancını yitirmeden karşısına çıkan engelleri bir bir aşmalı. Nokta. Cümle bitmiş. Zavallı adam zenginlik içinde geçen onca yıldan sonra şimdi elinde sadece yalnızlık arkadaşlar. Evet. Nerede cümle? Daha bitmemiş. Yalnızlık ne? Ne? Belli değil. Bakın ne oldu? Cevabımız Denizli oldu. İnsan genellikle çalışmak istediği kişinin yeteneklerine değil, dünya görüşüne bakar. Eyvallah. Hocam, bir reflekstir yazmak, ölüme, unutulmaya. Bakın devrik bir cümle. Bir reflekstir diye cümleyi bitiriyor zaten. O yüzden şuraya noktayı yapıştıracağız. Cevabımız Denizli olacak. Evet, nokta virgülün kullanım amacıyla ilgili doğru açıklama hangisindedir? Bakalım. Biz melodram seven bir toplumuz. Ortak belleğimizde yatan öyküler, tarihimizin bizi heyecanlandıran sayfaları, melodram unsurları taşıyor. Hocam, sıralı cümleyi birbirinden ayırmış. Doğru mu? Ögeler arasında virgül bulunan sıralı cümleleri ayırmak için direkt cevabımız Adana değil mi? Çok güzel. Haydi bakalım. Diyemiyoruz. Sorularımız bitiyor arkadaşlar. Peki gençler, noktalama kurallarını bugün bitirdik. Birinci bölümünü. Ödev vermiyorum. Bir 5-10 dakika dinlenip tekrarını yapıyorsunuz. Sonra gelince ne yapacağız yarın arkadaşlar? İkinci bölümde yapacağız ve güzel bir ödevlendirme yapacağız. Çok cici bakıyorsunuz kendinize. Görüşmek üzere.